Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Paltaş. Bugün sizlerle birlikte IFA Fuarı'nda Toshiba standındayız. Toshiba'nın şu anda Satellite Radius 12 modeline bakıyoruz. Bu laptopun en büyük özelliği 12.5 inç ekrana 4K çözünürlüğü sığdırmış olması. Çözünürlük ayarlarına girdiğiniz zaman 3840'a 2160 gibi devasa bir çözünürlük görüyorsunuz. 4K çözünürlük panelin IPS olduğunu da belirtelim. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Core 7 6500U işlemciyle geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda Windows 10'un Home sürümünün yüklü olduğunu görmek mümkün. 64 bit tabii ki doğal olarak. Diğer özelliklere baktığımızda HD Graphics kullandığını görüyoruz. Radius 12 en son teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Sol tarafa baktığımızda USB Type-C 3.1 portunu görüyoruz. Sağ tarafta ses açma ve kısma tuşunu görüyoruz. Bunun yanında bir de kart okuyucuyu görmek mümkün. Ürün hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Bu sayede çevirip tekrar dizüstü modunu alabiliyorsunuz. Tabi dilerseniz tamamen yatırıp da kullanabiliyorsunuz. Tablet ve PC modları arasında geçiş yaptığınızda Windows 10'un tablet modunu devreye sokarak bu şekilde daha kolay bir kullanım elde etmek de mümkün. Tasarımı da gayet hoş olan ürün 15.4 mm kalınlığında ve 1.32 kg ağırlığında. Satellite Radius 12 paneliyle de ön plana çıkmayı amaçlayan bir dizüstü. Bu bağlamda Technicolor ile anlaşmalı olarak Chromatune yazılımıyla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde fotoğrafların renklerini rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şu anda ekranda görmüş olduğunuz farklı Technicolor renk spesifikasyonunu değiştirip Adobe RGB'ye geçebiliyorsunuz. Solda farklı bir markanın, sağda ise Toshiba'nın panelini görüyoruz. Bu iki panel arasındaki renk farkını bariz bir şekilde görmek mümkün. Yine sağ taraftaki yazılım sayesinde farkı daha da iyi bir şekilde görmek mümkün. Chromatune içerisinden farklı yazılımlara, farklı renk profillere atayabiliyorsunuz. Örneğin Photoshop'ta çalışırken Adobe RGB, ofiste çalışırken standart başka bir renk seçimi yapmak mümkün. Solda Paint çalışmakta, sağda ise PowerPoint Viewer çalışmakta. Şimdi soldaki pencereyi aktif ettiğiniz zaman başka bir renk standardı, sağdaki pencereyi aktif ettiğiniz zaman başka bir renk standardına geçebiliyor sistem. Bunu gösterelim isterseniz. Görmüş olduğunuz üzere renk sıcak oldu. Ve Adobe RGB'ye geçtik.